zor olacağını biliyordum. Ancak bu kadar zor olacağını tahmin etmemiştim. Psikolojik olarak çok zorlanıyorum. En ufak bir kötü geçen sınavda bütün çalışmalarımı ara veriyorum. Üç gün üstte çalıştıktan sonra bütün gücüm tükeniyor. Şartlarım müthiş iyi. Sağlığım yerinde. Müthiş bir ailem var. Ama bu can sıkkınlığını üzerimden atamıyorum. Bana yapışıp kalmış bir sülük gibi. Bazen hayatın üzerine düşünüyorum. Ne yapıyoruz biz ya? Ne yani çalıştığımız şey? Bunları düşünüyorum. Ancak yarın kalkıp ders çalışacak olan da yine benim. Çalışmazsam kendimi ayrı kötü hissedeceğim. Çalışırsam ayrı. Sporu bıraktım. Bu yüzden de kilo almaya başladım. Bir takım şeylerden vazgeçtim. Ve bu koşullara rağmen başarısız olma düşüncesi beni çıldırtıyor. Bu gereksiz, saçma sapan dertlerin de günümü benim elimden almasına hiç ama hiç katlanamıyorum. Umarım geçer. Geçti. Bu başarı hikayenizde Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünden sevgili Murat Can Kocabulak, hoş geldin. Yaşamadım mesela. Ben çok ters o konuda. Ben bir program yapmadan bir işe başlayamam ama sen de kendinden bahset istersen. Evet. Falan aklında mı? Evetlerimi bakalım, bakalım. Hazır gel. Böyle yapmıştım ama ben de böyle yapayım dememek lazım aslında yani. Tamam, bu böyle yapmış. Zaten perspektif kazandı ya, o yüzden diyoruz hani. Bu abi böyle yapmış. Bu iki arkadaşımız. Bu iki arkadaşımız bize temelin incelik. Evet, bitti. Bitti. Yani bitti. Bundan tam 359 gün önce başladığım sınav periyodu bitti. Artık yeni bir sayfa açılıyor şu an. Bu sayfanın üzerine ilerlemeye devam edeceğim. Eğer sınav böyle gelirse çalışma videoları çekmeye başlayabilirim. Benden sonra sınava gelecek arkadaşlarım için.